Merhabalar değerli hocalarım. Osmanlı Türkçesi 2 dersinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. üniteye geçmiştik. Geçtiğimiz bölümde Farsça geçmiş zaman gövdesini gördük. Bugün emir veya hali hazır gövdesini göreceğiz. Yani Farsça'da fiillerin sonuna getirilen den, den veya tenden tamamını atmakla oluşturduğumuz tamamını atmakla oluşturduğumuz emir veya hali hazır gövdesini işleyeceğiz. Peki bir önceki konumuz olan geçmiş zaman gövdesinden sadece neyi atıyorduk? Nunları atıyorduk. Hatırlayınız. Bir önceki videoya bakabilirsiniz. Ama emir veya hali hazır gövdesi dediğimizden den veya tenden tamamını atıyoruz. Burada bir nokta karşımıza çıkıyor. Den veya ten'den tamamını attığımız için o fiilin kökünde bazı değişiklikler oluyor. Ses değişiklikleri oluyor. Bu ses değişikliklerini şimdi yavaş yavaş işleyeceğiz. Dikkatli dinlemeye çalışalım. Başta sizlere biraz zor gelebilir. Mantığını anlamaya çalışın. Daha sonra zaten soru çözdüğümüzde Bunlardan çokça soru gelmediğini gelmiş olsa bile biz çıkmış soruları devamlı çözdüğümüzden bizde bir pratiklik oluştuğunu göreceksiniz. Onun için hemen şeylerin ya çok fazla istisna var veya çok fazla ses değişikliği var. Bunların hepsini nasıl kafamda tutacağım diye lütfen düşünmeyin. Sabırla dersi dinleyin ve çıkmış soruları nasip olursa çözersek bu işten de hayırlı bir şekilde yırtacağımızı ben size garanti ediyorum değerli hocalarım. Şimdi sözü uzatmadan hemen başlayalım. Emir veya hali hazır gövdesinde ne yapıyorduk değerli arkadaşlar? Şimdi dersimin başında dediğim gibi den veya ten'den tamamına atıyoruz, çıkarıyoruz. Şimdi denli mastarların emirleri yani den ekinin atılmasıyla oluşanlardan başlayacağız. Daha sonra teni göreceğiz. Evet, kitabımın diğer sayfasına geçiyorum. Şimdi, değerli arkadaşlar, başlıyoruz. Bu ses değişikliklerini yavaş yavaş anlamaya çalışalım. Hepsinde illaki bir istisna vardır. Çünkü e, bu İngilizce ile Farsça aynı dil ailesi grubuna aittir. Nasıl ki İngilizce'de düzensiz fiiller varsa, Farsça'da da düzensiz fiiller vardır. Onun için kuralın dışına çıkacağız arada bir. E, bu anlamda istisnaları da göz önünde bulundurmakta fayda var diyorum. Peki o zaman hemen başlıyoruz. Diyor ki mastardaki den kaldırıldıktan sonra kalan köklerin son harfi. Eğer uzun a ile bitenlerde bu harf ne yapılıyormuş arkadaşlar? Kaldırılıyormuş. Hemen başlayalım. Birinci kelimem neymiş? Firistaden. Evet yazalım. Firis Firis ta den. Ben bunu emir köküne veya hali hazır köküne çevirmek için neyi atmam lazım? Denin tamamını atmam lazım. Peki attım. Attıktan sonra bu neye dönüyor? Burada bir uzun a oluyor, değil mi? Bakın deni attım, uzun a kaldı. Firis ta den, deni attım, firista kaldı. Şimdi diyor ki bu kuralda eğer uzun a ile bitenlerde ne oluyormuş bu harf de kaldırılıyormuş. O zaman bunu da kaldıracağım. Geriye ne kaldı? Frist. O zaman hemen yazalım. Bunun emir kökü neymiş? Frist. Evet. Peki anlamı neymiş e, Firist Filist kelimesinin? Göndermek. Peki artık bu emir ki haline geldi. O zaman gönder gönder. Emir haline getirdik ya çünkü biz artık emri görüyoruz. Devam ediyoruz diğer kelimeden. Diğer kelimemiz neymiş? Üftaden. Hemen yazalım. Üfta Üftaden düşmektir. Üftaden. Peki emir kipi haline getirebilmem için ne yapmam lazım? Den'in tamamını atıyorum. Attım. Geriye ne kaldı? Uzun A kaldı. Uzun A kalıyorsa bu uzun A da kalır. O zaman geriye kaldı? Üft kaldı. Üft. Üft ne oldu? Bunun emri oldu. Düş. Üftaden düşmek. Üft düş olarak kaldı. Düşmek fiilinin emri. Diğer kelimem nihaden. Nihaden koymak anlamına geliyor. Hemen yazalım. Niha den. Peki emir kipine çevirebilmek için ne yapmam lazım? Bu den'in tamamını atmam lazım. Attım. Attıktan sonra ne kaldı? Bir uzun a kaldı. Uzun a kalıyorsa kuralıma göre bunu da atmam lazım. O zaman ne kaldı? Nihaden ne olacak? Nih olacak. Nih. Nih ne oldu o zaman? O zaman nih de koy kelimesi oldu. Bunun emri olmuş oldu. Peki, bu birinci kuralımız edeyim. Peki diyor ki burada bu kuralın uygulanmadığı farklı yapılar da vardır diyor. Yani mesela da den, deni attım, a kaldı. O zaman d diye bir şey kalması lazım. Ama bu neye dönüşüyormuş? dih şekline dönüşüyormuş. bunlar istisna arkadaşlar, düzensiz fiiller. Bunları da hemen ifade edelim. Kelimem neymiş? Da den. Da den. Ben bunu emir kipine çevirebilmek için bunu atıyorum. Bu istisna olduğu için buradaki elif de düşüyormuş. Geriye ne kalıyormuş? Bildiğin h geliyormuş. Dih oluyormuş. Dih de ne oluyor? Vermek fiilinden ver olmuş oluyor. Diğer kelimem istisna kelimem neymiş? A den. hazırlamak. Hemen yazalım. A ma den. Deni ne yapıyorum? Art, atıyorum. Attır attıktan sonra buradaki kalan kalan a da ne yapıyormuş? Y'ye dönüşüyormuş. O zaman ne oluyor? Amay oluyormuş. Bu da bir istisnadır. Amay, hazır hale getir, hazırla manasında bir emirdir. Diğer kelimeye bakıyoruz. Diğer kelimemiz neymiş? Küşaden. Bu da bir istisna kelimeymiş. Yazıyorum. Küşa, küşa, den. Denin tamamını atıyorum. Geriye ne kalıyor? küşa kalıyor. O da neye dönüşüyormuş? Aynı A madendeki gibi Y ilavesi oluyormuş. Küşay. Küşay. Onu da hemen şöyle yazalım. Küşay haline dönüyormuş. Bu da e, açmak mastarından küşay aç emrine dönüşmüş oluyor. Şimdi diğer harf değişikliğine geliyoruz. Diğer harf değişikliğimizde şunu söylüyor değerli hocalarım. Eğer uzun u ile bitiyorsa deni kaldırdıktan sonra uzun u ile bitiyorsa bu uzun u kalkar ya uzun a olur ya da ay olur. Evet. Hemen birinci örneğimizden başlayalım. Birinci örneğimiz neymiş? Fermuden. Fer. Fermuden. Peki. O zaman ne yapacağım? Önce den'i atıyorum. Attıktan sonra fermu kaldı değil mi? Uzun u ile bitiyorsa. O zaman ya ferma olacak. Ferma olacak. Bakın o u'yu da atıyorum. Yerine ya uzun a gelecek. Ya da ay gelecek. Yani veya ferma gelecek. Ya ferma gelecek ya da ferma olacak. Peki buyurmak fiiliydi bu. Ferma veya fermayı da bunun emri olan buyur anlamına geliyor. Diğer kelimeyi yapalım. Diğer kelimemiz nümuden yazalım. Nümuden. O zaman emir kipine çevirmek için deni attım. Ne kaldı? Nümu. Nümu olduğu için bunu da attım. O zaman iki tane şey olacak ya nüma olacak. Bakın uzuna geliyor. Ya da nümay olacak. Ya nüma olacak ya da nümay olacak. Buradaki örneğimizden olduğu gibi bakın deni attım. Ya nümay ya da nüma oldu. Evet yavaş yavaş ilerliyoruz. Diğer kelimemiz fersuden. Fersuden yazalım. Fer to den. Affedersiniz. Şunu hemen tekrar düzeltelim. Fersu den. Emir kipine çevirebilmek için ne yapacağım? Den'in tamamını atıyorum. Attığım gelenekalı kaldı fersu. Uzun u da düşer. O zaman düştükten sonra ya uzun a ile biter. Ya fersa olur. Ya da fersay olur. Fersay. Peki fersa veya fersay ne demekmiş? Eski manasında onun emri oluyor. Eski. Eski ol anlamına gelen bir emir kipinden bahsediyoruz. Yukarıdaki örneğimizde olduğu gibi. Peki de değiştiriyoruz. Bu halin ne diyor? İstisnaları da vardır. Mesela şunu den işitmek maslarının eki düştüğünde şinev oluyor. Bunları artık arkadaşlar e, kulak aşinalı olsun diye bakalım. Soruları çözerken az önce dediğim gibi daha iyi şekilde oluşacaktır. Şunu ne oluyormuş? Şinev ve dönüşüyormuş. Gunu den de neye dönüşüyormuş? Gunev kelimesine dönüşüyor imiş. Yani burada istisna var. Peki devam ediyoruz. Eğer R ile bitenlerde... R ile bitenlerde yani denit attım ya deni attıktan sonra R ile bitenlerde bazılarında ağır olur. Bazılarında sadece R kalır. Hemen başlayalım. Buradaki ağır da yani R ara dönüşüyor. Buradaki R ara dönüşüyor. Hemen örnek verelim. Mesela kelimem neymiş? Şümürden. Şümürden de saymak demekmiş. Şümür şümürden. Peki emir kipini oluşturmak için bunu attım. Attıktan sonra r kaldı. R neye dönüşüyormuş? Şumar. A'ra dönüşüyor yani. Şumar say emir oldu artık. Diğer kelimemiz neymiş? Diğer kelimemiz azür'den hemen yazalım. Azür'den de incitmek demekmiş. A zürden. Emir kipine çevirmek için ne yapacağım? Den'in tamamını atacağım. azür zür R kaldı. O zaman bu neye dönecek? R ağır'a dönecek. Azar olacak. Azar. Yani incin. Emir olmuş oldu. Diğer kelimemiz neymiş? Diğer kelimemiz süpürden. Süpürden. O zaman ne yapıyorum? Veya sipirden. Yazalım. Süpür veya sipirden dedim. Dedikten sonra neyi atıyorum? Deni atıyorum. Çünkü emir kipi yapıyorum. Bakalım R kaldı. R neye dönüşecek? A'ra dönüşecek. O zaman sipar. Sipar, ısmarla. Sipariş diyoruz. oradan geliyor zaten. Ismarla anlamında gelen bir sipar emir kipi olmuş oluyor. Peki dedik ki hani bu şeyin başında yani ya ağır olarak devam eder ya da R tamamen kalır. Şimdi R'nin kaldığı bölümlerin örneklerini vereceğiz. Mesela kelimemiz neymiş? Kelimemiz perverden. Beslemek. Perverden. Per-ver-den. Peki denin tamamını ne yapıyorum? Atıyorum. Bakın burada r aynen kalıyor. Perver. Bunda bir değişiklik olmuyor. Perver'den attım. Perver. Hiçbir değişiklik yok. Diğer kelimem güzarden güzardan neymiş? Geçirmekmiş. Güzar güzar den deni atıyorum. Geriye kaldı? Hiç değişiklik uğramıyor. Ne oluyor? Güzar oluyor. Güzar'den Güzar Güzar. Diğer kelimemiz Aver'den Aver'den getirmek. Hemen buraya yazalım. A ver Emir kipi olduğu için buradaki deni tamamen atıyorum hiç değişikliğe uğramadığı için direkt aver kalıyor. Bu da bu şekilde eee getirmek aver'de getir emir kipi haline dönmüş oluyor. Şimdi yine bir istisna var diyor ki bu kurala uymayan durumlarda vardır. Mesela diyor ki kerden yapmak mastarının den eki kaldırıldığında ker kalmaz. Yerine oluyormuş kün oluyormuş. Yani burada tamamen farklı bir harfe dönüşüyormuş. Kün diğer kelimemiz, diğer istisnamız bürden mastarında ise aynı uygulamada ne oluyormuş? Bu sefer ber oluyormuş. Yani deni attım. Bür değil de ber diye söylüyoruz. Devam ediyoruz. Eğer diyor ki den ekini kaldırdıktan sonra nun ile biten mastar köklerinde nun aynen kalır. Bakın burada kolay bir kural var. Nun aynen kalır. Hiçbir değişiklik yok. Yani şunu demek istiyor. Den'i kaldırdıktan sonra nun gelen bir kelime ise nun aynen devam ediyormuş. Hemen örneğimizi yapalım. Kelimemiz neymiş? Handen. Evet burada vav-ı madule var. Hı vav elif elif üçlüsü gelince bu vav düşüyor. Han den. Bunu önceki derslerimizden zaten söylemiştik. Emir kipine çevirdiğim zaman ne olacak? Deni atıyorum. Peki baktım ne mi var? O zaman neyi hiç ellemiyorum. Sonuç ne oluyor? Direkt nun kalıyor. Han oku. Diğer kelimemiz, diğer kelimemiz efkenden efkenden düşürmek anlamına geliyormuş. Hemen yazalım. efkenden efkenden dedik. den atıyorum çünkü emir kipi yapacağım. Baktım ki nun kalıyor sadece. O zaman sonuç ne? efgen. Bakın, hiçbir değişikliğe uğramıyor. efgen. Bunu da bu şekilde yazdık. Diğer kelimemiz Nişandan, nişandan yazalım. Nişan, nişandan. Emir kipine çevirmek için ne yapacağım? Denin tamamını atıyorum. Baktım ki nunla mı bitmiş? O zaman hiç değişiklik yapmıyorum. Emir kipine olmuş oluyor. Nişan olmuş oluyor. Peki. Diğer ses değişikliğine geçelim. Diğerinde diyor ki eğer den eki kaldırıldığında y ile bitiyorsa bu y ne oluyor? Düşüyor. Y tamamen düşüyor. Hemen yazalım. Kelimemiz neymiş? Bu si'den öpmek. Bu bu si den. Bakın arkadaşlar. Deni ne yaptım? Attım attım. Attıktan sonra ne oldu? Bu si kaldı. Den atıldı ya. Bu den dene attım. Bu si kaldı. Bakın diyor ki bu kuralda eğer uzun i yani y ile bitiyorsa bu y de ne yapar? Düşer. O zaman geriye ne kaldı? Buz kaldı. O zaman hemen yazıyoruz. Buz. Demek ki öpten bir emir olmuş oluyor. Diğer kelimemiz nuşiden. Yazalım. Nu Nuşiden Nuşiden içmek demektir. Emir kipine çevireceğim. Nuşiden denin tamamını attım. Baktım ki neyle devam ediyor? Uzun i ile devam ediyor. O zaman uzun i ile yani y ile devam ediyorsa y de düşer. Geriye ne kaldı? Nuş iç. İçmek fiilinin emri olmuş oldu. Diğer kelimemiz en camiden bitirmek. Hemen yazıyoruz. En camiden. En camiden. Emir köküne çevirebilmek için ne atıyorum? Deni atıyorum. Baktım ki uzun i ile mi bitmiş? Uzun i ise o zaman onu da atıyorum. En cam kaldı. En cam. Ser cam diyoruz ya en cam. Peki. Diğer kelimemiz neymiş? Residen yetişmek. Yazalım. Residen. Residen yetişmek. Peki emir kipine çevirmek için denin tamamını atıyorum. Baktım ki uzun i ile bitti resi. O zaman onu da atıyorum. Geriye ne kaldı? Res. Res kaldı. Bu da varmak yani var demiş demiş oluyoruz denekini attıktan sonra. Şimdi bunun da bazı istisnaları var. Ee, İstisnalarını da şöyle hemen bir değinelim, geçelim. Peki kelimemiz neymiş? Güziden, deni attım. Güzi kaldı ya o güzine çevriliyormuş arkadaşlar. Bu, bu şekilde aklımızda kalsın. Diğer kelimemiz aferiden, aferiden. deni attım, aferi kaldı. Onun yerine aferin oluyormuş. Bakın güzin güz olmuyor yani. Hani dedik ya i ile bitiyorsa i de atılıyor ama bu istisna kelimeler güz güz değil güzin oluyormuş da afer değil de aferin şekline dönüyor imiş. Di'den tamamen değişmiş. D'den deni attım. Di diye bir şey kalması lazım ama o neye dönüşüyormuş? Bin görmek demek. Bunları da yani düzensiz fiiller olarak karşımıza çıkıyor. Şimdiye kadar hep denli mastarları attık. Şimdi de tenli mastarlarda görülen değişiklikleri sizlerle beraber işlemeye çalışalım. Şimdi ten eki atıldıktan sonra kelimem h ile bitiyorsa h kalkar yerine ne gelir? z gelir. Bu kolaydır arkadaşlar. Yani h z'ye dönüşmüş oluyor. Bundan kelimeler bayağı bir çözeceğiz. Ve bunda herhangi bir e, sıkıntı yok. Hemen örneklerimizi yapalım. Örneklerimizden mesela ne diyor? Endahten. Endahten atmak arkadaşlar. Bakın burada ten artık. Tenleri kaldıracağız. Endahten. Diğerlerinde denleri atıyorduk. Endahten. Ne diyor kuralımızda? Emir kipine çevirirken zaten teni attım. Eğer hı oluyorsa bu hı neye dönüyor? Z'ye dönüyor. O zaman bunun emir kipi ne olacak? Endaz. Endaz at. Yani onun emri olmuş oluyor. Endaz. Diğer kelimemiz neymiş? Efruhten. Hemen yazalım. Efruhten. Efruhten efruhten kelimesini yazdım. Peki emir kipine çevirmek için tenin tamamını atarım. Gerene kaldı? Hı. Hı kalıyorsa hı neye dönüşüyormuş? Z'ye dönüşüyoruz. O zaman bu ne olacak? Efruz. Efruz. Efruz yani yak. Emir kipi olmuş oluyor. Diğer kelimemiz gürihten. Gürihten. Hemen yazalım. Gürix gürih, TEN Evet burada bir y var burada da h var. Gürih, TEN. emir kipine çevirmek için ne yapıyorum? Ten'i atıyorum. Baktım ten'i attıktan sonra h kaldı. H oluyorsa bu neye dönüşüyor? Z'ye dönüşüyor. O zaman ne olacak bunun emir kipi? Güriz. Güriz olmuş oldu değerli hocalarım. Diğer kelimem Efrahten, yükseltmek. Efrahten. Efrahten yazdık. Emir kipine çevirebilmek için ne yapacağım? Ten'i atacağım. Ten'i attım baktım burada hı kaldı. Hı neye dönüşüyormuş? Z'ye dönüşüyormuş. O da ne olacak? Efraz olacak. Efraz. Yani sonu z'ye dönüşecek. Bakın hepsi neye döndü? Z. Z. Zaten kuralın hepsini ne yaptık? Uygulamış olduk. Peki bu kurala uymayan istisnaları da hemen burada ifade etmiş olalım. Mesela Füruhten ten kalkar. Yerine ne geliyormuş? Şey geliyormuş. Füruş. Arkadaşlar. Diğer kelimemiz Şinahten Şinahten ten kalkıyor. Yerine S geliyormuş. Şinaz. Evet. Şinahten orada H da gidiyor. Yerine S geliyor. Şinaz. Füruhten. Füruş. Nişahten. Ten kalkıyor. H'nın yerine ne geliyor? Nun geliyormuş. Nişan. Bunları defterinizin bir köşesine yazıp veya bir kağıda yazıp masanızın kenarına ne yapabilirsiniz? Yapıştırabilirsiniz bu istisnaları değerli hocalarım. Şimdi diyor ki ten kaldırıldıktan sonra eğer s ile biten köklerde varsa bu s'nin yerine ne olacak arkadaşlar? S kalkıyor ya yerine h gelecek ya y gelecek ya nun gelecek ya n'de gelecek ya da u şeklinde bir ek gelecek. Peki h'ye dönüşenlerden başlıyoruz birincisinden yani şundan. Kelimemiz neymiş? Hasten. Bakın burada da ne var? Yine e, vav-ı var. Hı vav elif geldi. Vav'ı attım. Hasten. Hasten. Peki. Şurada ten var. Ten'i attım. Attıktan sonra ne geldi? S geldi. S olduğu zaman H'ye döndüreceğiz biz bunu. Şimdi çünkü H'li örneğini yapıyoruz. Hahten, hasten, ha oldu iste Onun e, istemek e, mastarının neyi olmuş oldu? Bu emri olmuş oldu. Peki bir tane daha heyli örnek verelim. Kelimemiz neymiş? Resten. Resten kurtulmak. Resten. Evet. Resten. Peki emir kipini bulmak için ne yapacağım? Ten'i atacağım. Geri ne kaldı? S kaldı. S neye dönüşecek? Heyli örneği yaptığımız için... Evet tamamen bu şekilde olmuş oldu kurtulun neyi oldu Emri oldu. Peki y aldığı şekli örnekler verelim Hani dedik ya ikinci ne oldu? y'ye dönüşür dedik şimdi Y'li örnekleri verelim. Kelimemiz neymiş A ten a ten a ten. Teni atıyorum çünkü emir kipini bulmak için teni tamamını attım. Burada s kaldı. N'e dönüşecek, y'ye dönüşecek. Çünkü y'li örneği yapıyoruz ya. A Aray. Bakın, aray. Arasten aray oldu. Neymiş? Arasten süslemek, aray da süsle diye bir emir kipi olmuş oluyor. Diğer kelimem pirasten y'li örneklere devam ediyoruz. Pirasten de ee, süslemek anlamına geliyormuş. Yazıyoruz. Pi ten. Emir kipini oluşturmak için neyi atıyorum? Hemen teni atıyorum. Attıktan sonra burada ne kaldı? S. S de neye dönüşüyor? Y'ye dönüşüyor. Çünkü Y'li örneği yapıyoruz. Aray. Özür dilerim. Piray şeklinde olacak. Çünkü pirasten piray piray şeklinde yazılacak. Peki gelelim uylu hale. Bir de ne demiştik? U'ya Uy döner. Uy bakın. Bir de uylu örnekten verelim. Sayfamı biraz aşağı indiriyorum. Tamam. Şimdi kelimem neymiş? Kelimem cüsten. Cüsten aramak, araştırmak. Hemen yazalım. Cüs ten cüsten peki emir kipine çevirebilmek için ne yapıyorum teni tamamen atıyorum attıktan sonra ne olacak bu u'ya dönecekse cüsten cuy olmuş oldu bakın s de düşüyor yerine uy gelmiş oldu cuy diğer kelime şüsten şüsten yıkamak şüsten Peki hemen yazalım. Bu bir mastar halinde. Şüsten. Şüsten. Yıkamak demek. Peki emir kipine çevirmek için tenin tamamını atıyorum. Gelene kaldı. S kaldı. S de neye dönecek? Şu'ya dönecek. Şüsten. Şu yani yıka fiili gibi bir emir ortaya çıkmış olacak. Bir de ne diyoruz? Ne şeklini aldığı durumlara örnekler. Şimdi onu verilmiş olalım. Kelimemiz neyimiz? Şikesten. Şikesten kırmak demektir. Hemen şuraya yazalım. Şikes ten, şikes, şikesten kırmak. Peki teni attım. Attıktan sonra neye dönüşüyormuş? Nun harfini ekleyeceğim. S de kalkıyor. Ne alacak? Şiken olacak. Şiken kır demektir. Evet. Diğer kelimemiz diğer sese dönüşenlerden de örnekler verelim. Diğer de neye dönüşüyormuş? Nd'ye dönüşüyormuş. Bu S için hep geçerli arkadaşlar. Yani S'yi gördük mü dikkat edeceğiz. Nd'ye örneklerden mesela peyvesten ulaşmak paywes paywes ten payvesten emir kipine çevirmek için teni atıyorum gerene kaldı s kaldı s'nin yerine ne yazacağım payvend yazacağım bu da n'ye dönüşüyor payvend payvend de ulaş demek anlamındaki bir emir anlamına geliyor diğer kelimemiz ee, evet. Besten. Besten. Hemen onu da yazalım. Şurada. Kelimemiz şurada. Besten. Peki. Besten. Besten diye ne yaptım? Yazdım. Ten'i ne yapacağım? Düşüreceğim. Çünkü emir kipi olduğu için. Besten. Burada S kaldı. S'yi atıyorum. Gerine kal getireceğim? N'de. Besten. Bend. Bend. Bağlamak. Bend bağlamak hatta köprü anlamına da geliyor iki yolu birbirine bağladığı için bazı kelimelerde diyor bazı kelimelerde sin sonda geldiğinde düşer ve kendinden önceki harf son olur son harf olur yani bazılarında da sin tamamen düşer tamamen kök olarak ortada da kalabilir bunun örneklerini yapalım birinci kelimemiz tüvanisten tüva tüva Tüvanisten. Tüvanisten. Teni atarım çünkü emir kipi oluyor. Buradaki S de düşer. Böyle kalır. Tüvan hiçbir değişikliğe uğramadığı durumlarda vardır. Bunu da bu şekilde not almış olalım. Tüvan şekline dönüyor. Diğer kelimemiz şayesten. Şayesten. Bu da neye dönüşecek arkadaşlar? e, ee, yani teni atacağım önce bir yazalım önce bir şöyle şa çayes ten peki emir kipine çevirmek için teni attım bazen bu da oluyor seyi atıyorum geriye ne kaldı şay şay şurada bir ye var peki ne olarak kalacak bu da şay şeklinde kalıyor yani sinin atılıp kökün sadece ortada kaldığı durumlar da var. Peki diğer ses değişimine geliyoruz. Şın ile biten köklere ş harfi neye dönüyor? R'ye dönüyor, İ'se dönüyor ve R'de'ye dönüşüyormuş. Hemen bunun örneklerini yapalım. Ş'den önce elif varsa R harfini alır. O zaman hemen başlayalım. Kelimemiz neymiş? Daşten daş ten attım. Peki önce ne yapacağım? Ten'i atıyorum. Bakıyorum şeyden önce diyor elif varsa bu neye dönüşüyormuş? R şekline dönüşüyormuş. O zaman daş ten dar. Dar şekline dönüşüyor dar kelimesi de ne olmuş oluyor? Malik olmak, malik ol diye bir emir olmuş oluyor. Diğer kelimemiz en başten doldurmak. En en baş ten en baş ten. Peki teni attım. Peki şeyden sonra uzun a var mı? Eğer bu şekilde varsa bu şey neye dönüşüyormuş? R'ye dönüşüyormuş. O zaman en bar. Enbar doldur. Bizdeki ambar kelimesi oradan gelmiş oluyor değerli hocalarım. Enbaşten, enbar. Diğer kelimemiz güzaşten. Güzaşten geçmek. Güzaşten. Emir kipine çevirmek için önce t'yi attım. Bakıyorum şeyden önce. Uzun gelmiş mi? Gelmişse bu şey R'ye dönüşür. O zaman ne olacak? Güzar. Güzar olmuş olacak. Peki. Bir de is aldığı şekli örnekler verecek olursak. Kelimemiz neymiş? Nüvişten. Nüviş Nüvişten yazmak. Nüviş Nüvişten. Önce emir kipine çevirmek için ten'i atıyorum. Nüviş. Burada uzun i ile bitiyorsa o zaman bu şey neye dönüşüyor? S'ye dönüşüyor. Yani nüvis. nüvis. Vaka nüvis diyoruz ya vakayı yazan. Bunları da göreceğiz. Nüvişten nüvis. Diğer kelime rişten. Rişten eğirmek bükmek. Rişten. Rişten. Peki teni atıyorum emir kökünü bulmak için. Baktım ki riş uzun iyili gelmiş. O zaman bu ş şey neye dönüşüyor? S'ye dönüşüyor. O zaman riş. Riş de eğir veya bük anlamındaki bir emirdir diyoruz. Peki RD şeklini aldığı örneklerden devam ediyoruz. Hep şeye devam ediyoruz. Şeyden sonra ne yapacağız? RD getireceğiz. Kelimemiz neymiş? Geçten. Pardon, şunu şöyle bir daha yazalım. Geçten. Geçten. Şın harfi T ve nun. Emir kipine çevirmek için T'ni atıyorum. Gelene kaldı geç diyoruz ya. Onun yerine şey atılıyor yerine RD getirilecek. Buradaki örnekte olduğu gibi. Gerd. Dolaş. Onun neyi olmuş oluyor? Emri olmuş oluyor. Gerd dolaş. Diğer kelimemiz neveşten. Neveşten de gezmek anlamında geliyor. Gezmek, aşmak. Neveş. Neveş ten neveş O zaman ne yapacağım? Emir kipi olması için teni atıyorum. Bu şeyin yerine ne getireceğim? Rd getireceğim. Nevert. Nevert. Nevert ne demek? Gez dolaş anlamındaki bir emir olmuş oluyor. Şimdi bunun da istisnaları var. O istisnalara şöyle bir değinelim ve geçelim. Bu kurala uymayan, uymayan kök şekilleri de vardır. Mesela güçten Kuş. Evet. Hişten neye dönüşüyormuş? Hil ile dönüşüyormuş. Efraşten Efraz. Z'ye dönüşüyormuş. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi evet yavaş yavaş dersimizin sonuna geliyoruz. Bu yaygınca kullanılmıştır arkadaşlar. Bunu da e, not edelim. F ile biten köklerde F harfi neye dönüşür? B'ye dönüşür arkadaşlar. O zaman kelimemize başlıyoruz. Kelimemiz neymiş? Firiften. Firiften aldatmak. Firiften. Firiften. T'ni atıyorum. Attıktan sonra burada F kalıyorsa bu F neye dönüşüyormuş? B'ye dönüşüyormuş. O zaman ne olacak? Frib. Frib. Aldat diye bir emir ortaya çıkmış oluyor. Diğer kelimemiz neymiş? Aşüften. Aşüften. A. Aşüf. A, -a, A. Şüften. Peki ne yapacağım? Ten'i atacağım emir kökünü bulmak için. Gelene kaldı F. F neye dönüşüyormuş? B'ye dönüşüyormuş. Aşub. Evet. Aşuften aşub. B'ye dönüştü. Evet. Diğer kelimemiz neymiş? Yaften. Yaften de bulmak demektir. Evet. Yaften. Yaften. Bulmak. Peki teni attığım gelene kaldı f. Bu f de neye dönüşüyormuş? B'ye dönüşüyor. Yaften. Yab. O zaman bul anlamına geliyor. Şimdi bu kural dışı olanları da sizlerle paylaşayım. Bu mastarda diyor ten eki çıkarıldığında f olduğu gibi kaldığı durumlarda varmış arkadaşlar. Bu o zaman kolay. Şikaf ten. Ten'e attım. Şikaf. Yarmak. Yar. Diğer kelimemiz baften Dokumak. Ten'e attım. Gelene kaldı. Baf. Yani doku anlamına geliyor. Bazen diyor ten eki çıkarıldığında F neye dönüşebilir? V'ye dönüşebilir. Örneklerimizi yapalım. Kelimemiz neymiş? Reften Reften yani gitmek. O zaman teni attım. Emir kipi haline getireceğim ya. Buradaki F'de neye döndüğü durumlarda varmış? V'ye döndüğü durumlarda varmış. Rev git anlamına geliyor. Diğer kelimemiz ee, giriften teni attım. Bakın giriften teni attım söylemek. Onun yerine ne kaldı? Gir kaldı. Bakın tamamen attığım durumlarda var. Pezireften teni attım. Daha sonra f kalıyor. Fe'yi de atıyoruz. Pezir kalıyor. Nühüften teni attım. Geriye kaldı? Nühüf kalmış. Burada te'yi fazladan yazmış. Nühüf şekline dönüyor. Evet değerli arkadaşlar Farsça'da fiilden türemiş isimlere geçmiyoruz. E, 6. üniteden diğer videomuzda bu şekilde çözmüş olduk. Dediğim gibi arkadaşlar tekrar etmekte fayda var. Bu istisnalar moralinizi kesinlikle bozmasın. Soru çözümünde bunun ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Çıkmış soruları çözünce bu kolaymış diye diyeceksiniz. Onun için sabırla dinlemenizi tavsiye ediyorum. Peki arkadaşlar herkese kolay gelsin iyi çalışmalar diliyorum.